Evet geldik Batı eşleşmelerine. Batı'da 1 ve 8 eşleşmesi olan Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'ta başlayalım. Yani Denver sezonu belki de en stabil geçiren hatta yok için sezonun büyük bir kısmını rölantide geçirdiğini düşündüğüm özellikle top kullanma sayıları açısından ama bir yandan da inanılmaz efektif oynadığı yani %70 turu shooting ile oynadığı takım inanılmaz beslediği hatta hatta yok için şu açıdan da övmem lazım her şey yaptı. Yani hücumda kendini geri plana da attı. Bütün takım arkadaşlar öne çıkardı. Gerekli kendisinin öne çıktı. E, hücum yapılarını devamlı kurdu. Savunmada he, artık hep belli bir seviyede yok hiç. Özellikle ellerini kullanıp yarattığı deflectionla Piken and roll'lerde savunmasında e, tabii ki daha etkili geçmiş yıllara göre. Ama birebir savunmasa tabii karşısına daha farklı oyuncular geldiğinde de bir şekilde switch'te kaldığında yine zorlanacak doğal olarak fizik yapısı itibariyle. Ama hep e, en dipte olmasa da hep bir seviyenin üstünde kalmayı başarıyor ama yine de Denver'ın yarattığı savunma efektinin en güçlü parçası yok hiç değil hatta belki de en zayıf parçası hala ama bu takımı çok fazla etkilemiyor ratinglerine gelirsek offensive ratingde zaten sezonda 5. sıradaydılar ligin son döneminde 28'e kayındılar ama zaten bu dönemi artık iyice rölantiyalar hatta sadece sezonun son iki haftası değil Mart ayında da yok için oynamadığı çok fazla maç gördük. Yok için özellikle hem hafif sakat, sakatlığından dolayı da ara ara dinlendirdiler. Onun dışında genel öne çıkan birkaç istatistikten de bahsetmem lazım. Rakip üçlük yüzdesinde 35.4 yani rakipleri tuttukları üçlük yüzdesiyle ligin dördüncü sırasındalar. Tabi burada çok önemli iki etken var. Birincisi KCP, ikincisi Bruce Brown. Bu iki takip savunmacısı çok faydalı. Aaron da yine keza Esnek savunmacı olarak ve e, içeriye zayıf taraftan yardımlar getirdikten sonra dışarıya recover ederek dış şutörlere, köşe şutörlere yetişerek burada çok etkili olabiliyor. Keza e, yine Denver'ın genel takım savunması da e, rotasyon olarak işte yok için zayıflığından bahsetmiştim ama e, özellikle boyalana doğru çok iyi cover yapabiliyor. Burada Porter... Michael Porter Jr. bile faydalı olabiliyor. Şaşırırsınız yani. Ama evet onun da hala savunma zaafları var. Onun dışında katlar üzerinden en çok üreten ikinci takım. birinci sırada Golden State var. Burada %71.2 sağ içi yüzdesiyle skor üretiyor Denver. Yok içinde True Shooting'i zaten 70.1 diye belirtmiştim. Şimdi burada bir detay var ee, tabi bu serinin en önemli detayı hatta bir detay dediğim en önemli detayı biraz matchuplara gireceğiz artık bu serilerde ee, doğuda bunları biraz daha genel konuşmuştuk ama batıda birazcık daha detaya gireceğim bu matchup konusu da özellikle Gober, Quarantine Towns vs Jokic, Aaron Gordon ikilisi. Sezondaki maça baktığımızda en yakın e, sezondaki maça baktığımızda e, 7 Şubat'ta bütün oyuncuların oynadığı bir maç vardı. Orada tabi Karantin Tans sakattı. Naz Reed e, oynuyordu. Naz Reed de ilk 5 başlayıp ki normalde kenardan geliyordu. Naz Reed'in Karantin yokluğunda yok içle eşleştiğini, Gober'in de Gordon'la eşleştiğini, Denver tarafında savunmada yok için... E, ...Gober'le eşleşip Gordon'ın e, Nazrit eşleştiğini gördük. Tabi burada e, Finch'in kafasında şu var. Kesinlikle Chris Finch'in kafasında. Gober'i yok işte beraber üçlüğün dışında pek dolaştırmak istemiyor. Hatırlarsanız Queen Snyder da Utah'tayken onu boyalı alandan çok çıkarmak istemezdi. Hatta bununla ilgili e, çok konuşmuştuk ve ben bunun hatalı olduğunu düşünüyordum. E, ve bu, bu, şekilde de Creepers'a seri kaybetmişti Utah. Şimdi bu bir hata mı Minnesota'da değil mi? Buna biraz bakmak istiyorum. Yani Minnesota özelinde durum biraz daha farklı. Yani özellikle Denver zaten e, direkt bir uzunlu oynadığı için ve bu uzun takımın en önemli oyuncusu olduğu için... E, ...Gober'i onunla beraber dışarıda dolaştırmamak fena bir bakış açısı değil. Bu e, Minnesota kurgusunda daha mantıklı geliyor. Ama... Karantina Towns kenara geldiğinde ki bunu Fin çok yapıyor. Hemen e, ilk Gober oyundan alıp Towns'ı daha sonra Gober'i tek uzun olarak sağda tuttuğu süreleri kullanıyor. Yaklaşık iki oyuncu bazında bir onar dakikalık böyle bir süresi var. Bu sürelerde yok için e, birebir hücum eşleşmesini savunmaları çok önemli olacak. Ben yok için sezondaki kadar daha düşük top kullanacağını daha zannetmiyorum. Daha fazla düş, dış şut atacağını düşünüyorum hatta Gober olduğunda Gober'i çekip daha fazla çembere atak edeceğini. Karantini Towns olduğunda da yine keza aynı şekilde çembere atak etmesini yine ön plana koysa da daha fazla dış şut deneyebileceğini piken rollerden sonra düşünüyorum açıkçası. O yüzden burada Finch'in alacağı kararlar kritik olacak çünkü eli daraldı. Yani Minnesota'nın gerçekten belki de e, kabusu gibi oldu bu playofflar öncesi işte Gobert'le Kyle Anderson kavga ettiler evet çözüldü hani çok büyümedi olay bir maç ceza aldı Gober Anderson'la ikisinin açıklamaları da ya olur öyle şey falan da geldi ama daha da aptalcası belki de benim sezon içerisinde en beğendiğim savunmacı olan e, Jaden McDaniels'ın duvara vurup elini kırması oldu daha önce de zaten Nasrid'in eli kırılmıştı Hadi o, e, maç içi bir sakatlıktı ama gerçekten McDaniels'ın yaptığı büyük bir aptallık yani. Hadi böyle ergen kendi de falan biz de yapardık böyle okul maçı kaybettin sinirlenirsin sağa sola vurursun falan ki ben de elimi kesmişliğim vardır öyle bir duvara yumruk atıp ne gerek var işte ergenlik diyorsun ama yani NBA seviyesindeki bir oyuncu da bu aptallığı yapınca geçmişe dönüp çocukluğuma baktım da ben çok da aptalmışım gibi gelmiyor. Neyse şaka bir yana gerçekten üzücü yani e, belki de bugün Denver'ı daha zorlayabilecek bir seriden bahsedebilirdim. Reed ve McDaniels olsaydı. Onları gerçekten çok zor durumda bırakabilecek bir seriden bahsedebilirdim. Çok ciddi iki kayıp yaşadılar. Üzerine zaten e, de izlediğimiz Minnesota'nın hücum performansı çok sallantılı. Yani sezonda da offensive rating olarak 23. sıradaydılar. Sezonu bitirirken 20. sıradaydılar. Burada e, Antonio Edwards'ın e, sezon başı kötü formuna geri dönmesi, Katın e, uzun süre oynamadıktan sonra gelip e, bazen çok yüzdeli bazen çok yüzdesiz oynaması, D'Angelo Russell'dan sonra Conley'nin buraya eklenmesi ve burada ciddi bir hücum uyumunun henüz yakalanmamış olması ellerini daraltıyor ve Goberi hücumda kullanma konusunda da hala çok e, becerikli olduklarını düşünmüyorum. Yani Goberi screen assisted, onun screen'ini kullandıktan sonra çembere kadar giderek e, onun yarattığı alandan devam etmeniz ve diğer oyuncuya belki pozisyon yaratmanız gerekiyor. Bunu Donovan Mitchell çok iyi yapıyordu mesela Utah'tayken. Pek yapamıyor. Ara Edwards burada çok tembel şutlara kaçabiliyor. Towns Towns Gober uyumu herhalde Edwards Gober uyumundan daha iyi. Özellikle sezon başında da bunu deniyorlardı. Towns'ın dıştan içi ataklarında Gober'i çember üstünde besleyerek bunları deniyorlardı. Çok iyi çalışmıyordu. Şimdi biraz daha iyi çalışıyor ama şu bir gerçek. Yani ben ne her ne kadar eski Gober'i diyeyim. Utah Gober'in savunmasını takdir etsem de ve yer yer sevsem de bu takımın mobilitesi için ee, Gober olmuyor. Yani şu anda olmuyor. Playoff'larda eğer Towns çok ekstra oynar, burada çok iyi yaratıcılığını konuşturursa Goberi'yi beslerse birazcık yırtabilirler bundan ama matchup olarak da dediğim gibi Jokic'e karşı ciddi bir sorun yaşayacaklar diye e, öngörüyorum şu an için. Keza Minnesota'da bu sakatlıklardan dolayı oluşan eksikliklerde Nickel Alexander Walker'ı eklediler. E, SJ'in de kuzeni bilmeyenler için. E, açıkçası ondan da yıllardır bir çıkış bekleniyor e, ama bir türlü bunu yapamıyordu. Utah'ta neredeyse hiç oynamadı. Orada cevabım gelecek için biraz develop edilebilir mi diye bekliyordum. Orada Minnesota'ya takas edildi ve bir anda kendini ilk 5'te buldu. Daniels, McDaniels'ın özellikle sakatlığından sonra. Savunma da hiç fena gözükmedi play-in maçlarında. Lakers'a karşı Minnesota genel olarak hayal kırıklığı oldu ama bir sonraki Oklahoma maçında ki Oklahoma'yı savunma olarak ve savunmadan çok aslında hücum ağırlığı olarak boy ciddi sürpriz ettiler. Ama orada yine savunma bakımından da Walker iyi iş çıkardı. Ama e, Denver gibi çok fazla opsiyonu olan, Porter gibi 41.4'te çok e, sharp shooter bir oyuncusu olan, keza Gordon da burada e, yine sezon içerisinde yüzdeli oynuyordu. %62.8 de e, iki sayılık isabeti var. İşte yani genellikle dışarıdan içeri oynayan oyuncularda McDaniels gibi bir savunmacının katkısı, mesela Aaron Gordon gibi iki sayılık yüzdesi yüksek olan bir oyuncu durdurması çok efektifti. Çünkü işte genelde zayıf tarafta kalan Gordon'a hem yardım götürmek, pardon e, yardımdan sonra recover etmek, onu karşılamak, onun atletizmine yanıt vermek çok önemli. Gordon buralarda bir de çok kendine ekmek çıkarıyor. Topsuz oyunla, Direkt drive'larla keza Michael Porter da öyle. Yani yok için sağ vizyonu bu yarı sağdaki hareketlilikle beraber inanılmaz besliyor herkesi. Herkes hareketli. Murray de hareketli. Porter'da, Gordon'da, Gordon da, Brown herkes burada çok hareketli. hatta keza Jeff Green'de. O yüzden burada McDaniels'ın olmaması çok büyük eksik. Walker bu eksiği kapatabilir mi? Yani onun için e, büyük fırsat böyle bir playoff'ta böyle bir şans alması belki gelecekte alacağı kontratlar ve NBA süreklini sağlaması için çok büyük bir fırsat ama Denver'a karşı işi çok zor. Tekrar Denver tarafına dönersem e, Denver açısından korkularımdan biri yok için yine düşük top kullanma sayılarında kalması olabilir artık. Biraz daha sazı eline alması gerekecek. Bu sazı eline almadı. Ta nağmas döneminden kalan bir şey. Murat Murat Muratoğlu çok kullanırdı o dönem. Ya yani sazı eline alabilirse o zaman işler Denver için çok daha rahat olabilir. Özellikle dış şut performansının bu seride olmasa bile genel olarak playoff'ta e, gerektiğinde maçı değiştirebilecek detaylardan biri olacağını düşünüyorum. Peki Minnesota'nın üstün olacağı, Denver'ın zayıf olacağı taraf neresi dersek? Tabii ki boyal savunması. Burada yok için var. zaten e, bahsetmiştim. E, alan sayılarında 54.3'te Minnesota 7. sırada. Ve e, Denver'da Denver de burada etkili. Onlar 4. sıradalar. İki takımın buradaki çarpışması çok kritik olacak. Tabii Gober'le beraber savunma olarak burada daha avantajlı durabilirler. Ama dediğim gibi yok hiç klasik bir uzun değil. Yani Embiid bile e, daha orta mesafe şutunu kullandığı için yok içten farklı, yok iç dışarıdan içeriye drive edip çembere kadar gidebiliyor. Çok yüksek floater bırakabiliyor. Gober bunlara çok zorlanır ve Erin Gordon gibi bir yardımcıları da yok şu anda burada. Eee ya yani iki takım da boyalı alana çok bence çarpışacaklar. Savunma olarak iki tarafında e, dezavantajları var ama avantajlı olan taraf burada Denver. Karantina Towns savunmasında Aaron Gordon'a acayip iş düşecek. Burada biraz sıkıntı alternatifler. Yani rotasyon alternatifleri yok için zaten yok. Aaron Gordonun burada biraz alternatifi Jeff Green olacak. Yani diğer taraftan gelebilecek e, belki Çançar burada keza yine e, bir opsiyon olabilir. Naji burada bir opsiyon olabilir. Bunları kullanabilirler e, duruma göre. Ama ciddi bir alternatifi yok yok için. Bu da bir sıkıntı. Eğer yok hiç bir far probleme girerse zorlanabilirler. Ama artık yok işte o Lakers'ta oynadıkları Batı finalindeki gibi e, bubble dönemi gibi artık değil. Orada inanılmaz bullenmişti. E, ben Minnesota'nın yok hiç öyle bullemeye çalıştığında ciddi zarar görebileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan e, Minnesota için kritik konu Edwards. Yani Edwards istediğinde her şeyi çok iyi yapabiliyor. Yani bunu itiraf etmek lazım. Yani inanılmaz bir savunmacıya dönebiliyor. Hücumda çok iyi işler çıkartabiliyor. Ama kafa gittiğinde hiç konsantre olmadığında fizik olarak birazcık kötü olduğunda da aşırı düşüyor. Yani e, sahada bir anda yok olabiliyor. Artık bir ayağa falan kayıp böyle Kemal Sunal filminde gibi sarhoş oyuncu gibi yerlere falan devrilebiliyor. Ya Bu kadar e, gergitler olan bir oyuncu da playoff'larda güvenmek çok zor. Umarım bunu da zamanla daha da geliştirip daha stabil bir hale gelecek. Burada onlar için bir diğer kritik isim de Kyle Anderson. Kyle Anderson e, özellikle de Kan ile beraber hücumda Minnesota'yı sakinleştirecek, hücumu kontrol edecek. E, oyunu yavaşlatıp Denver'ın hareketli hücumlarından sonra yarı sahada oyunu biraz yavaşlatıp e, birebirlerde daha fazla e, oyunu yönlendirip diğer oyunculara şut, şut imkanı yaratabilecek. Oyuncular olacaklar. Burada da işte Edverson statik şutu yine kez çıkacak. E, Nikolay Alexander Volkın Şutu ve Karantin Taos'un şutları ön plana çıkacak. Ama günün sonunda bu seri e, yok için bence sezondaki MVP'yi hak etmesini bize biraz göstereceği bir seri olacak. Sezon maçında da Minnesota'ya ciddi bir üstünlük sağlamışlardı ama o Minnesota bile şimdi o daha farklı durumda ben bu seride 4-1 Denver öngörüm var ama 4-2 de olabilir. Minnesota'nın çünkü play'inde de gördük. Yani birazcık kafaya koyduğunda Edwards'ın savunması arttığında ki özellikle de son topa gidecek maçlarda Minnesota kenardan ve dipten sokulan toplarda müthiş savunma yapıyor. Burada Denver'ı ciddi hataya sürükleyip bir böyle son topta maç çalabilirler yani 4-1-4-2'ye zorlayabilirler seriyi. Eğer McDaniels ve Nazrit olsaydı belki daha farklı bir seri konuşabilirdik. Ama Denver'ın bu kadar iyi yere gel geldiği bir sezondan sonra ben o kadar kolay e, zaten pes edeceğini düşünmüyorum. Bu seriyi de alıp gideceklerdir deyip e, 2-7 eşleşmesine geçiyoruz. Evet batıda geldik ilk can canlı eşleşmeye. Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers. 2-7 eşleşmesi. Taylor Jenkins. Jenkins benim en sevdiğim koçlardan biri. Bayılıyorum kendisine. Kıskanıyorum hatta. <laughs> Bunu çok açıkladım önceki videolarda. Diğer taraftan Darwin hem Lakers'ta aslında çok zor bir takıma geldi. Ve sezon içerisinde bence artan bir performans gösterdi. Özellikle Lakers'ın e, takaslardan sonra biraz daha toparlanan kadrosuyla beraber daha iyi şeyler yaratmaya başladı. Bunlardan birincisi de özellikle yarı sahada çok daha hareketli. Fazla beklemeyen. Ama bak yani şurada bir detay var. Şunu, şuna dikkat etmemiz lazım. Darwin Hammond şöyle bir bakışı var. Çok hızlı oynamalıyız. Değil. Çok çabuk oynamalıyız. Nedir fark? Çabuk karar verip doğru kararı verip oynamak. Şimdi Lakers çok hızlı oynamaya çalışınca ...bir anda top kayıplarını arttırabilir, hata yapabilir ve bu Memphis gibi bir eşleşmede inanılmaz iyi geçiş oynayan, ligin en iyi geçiş oynayan takımlarından biri olan ve burada en fazla geçişte sayı ekleyen üçüncü sıradaki bir takım olarak Memphis'e kadar çok zorlanabilirler. Hemin genel bakış açısı burada. Birinci action'ı denedik mi? Bir pick and roll. Olmadı mı? Hemen ikinciye karar verip çabuk bir tane daha oynayalım. Çünkü bir yandan da Memphis yarı sahada iyi bir savunma takımı. Özellikle Jaren Jackson Jr., Dylan Brooks, işte Bain de burada keza aynı şekilde. Ki burada işte Brandon Clark ve Davis'i kaybettiler. Onlardan biraz bahsedeceğim. Çok iyi bir savunma kurgusu yaratabiliyorlar. Şimdi burada da onlara karşı yarı sahada çok hareketsiz kalmanız iyi bir fikir değil. Ama hata yapmamanız da lazım. O yüzden Derwin genel olarak mollarına baktığınızda Lakers'la ilgili en büyük beklentisi fazla hızlı değil ama çabuk oynayalım. çabuk karar verelim. Doğru düşünelim. Rakip savunmayı okuyalım. Hareket edelim. Burada da en önemli parça kesinlikle ve kesinlikle Davis. Evet Lebron James tabii ki burada takımın lideri her şeyi canı ciğeri ama Davis'in burada alacağı kararlar devrileceğim mi? Screen'e mi gideceğim? top kimin elinde ben nerede olacağım spacingte nasıl yapacağız kim top kullanırsa ve kaçırırsa top nereye düşer ben burada hücum rebound alabilir miyim burada bir şutum var mı dışarıda daha olur? yorulur savunmalarda bunların hepsiyle ilgili alacağı kararlar en önemli olan oyuncu kesinlikle Davis tabi burada Lebron James'in D'Angelo Russell'ın yönlendirmeleri de onun için çok önemli olacak buna neden değindim çünkü iki takımın birbirine karşı çok anti bir durumu var Zaten bunu e, genel olarak Amerika'ya da baktığınızda yorumcularla ilgili e, herkesin aslında ortak bakış açısındaki nokta Memphis. Çok hızlı, genç, enerjik, geçiş hücumu yaratmada çok aktif. E, fast break hücumu yaratmada çok aktif. Lakers'ta burada biraz hantal. Savunması, geçiş savunması zayıf. En büyük darbeyi buradan yiyecekler. Ama işte Lakers'ın da diğer tarafta Darwin zaten Memphis'e karşı oturtmaya çalıştığı demin bahsettiğim konu var yani çabuk bir oyunda bunu yapabilirler ve burada Memphis'in çok büyük bir eksiği var o da şu Davis'e karşı ellerinde çok bir savunma opsiyonu yok burası sıkıntılı yani baktığımızda Davis sakat Jaron Jackson Jr. zaten burada en önemli isimlerden biri Tillman oynuyor. Brandon Clark da çünkü sezonu kapattı. Brandon Clark olsa daha farklı şeyler konuşurduk. Yani Davis'i böyle birazcık zorlayacak, harastlayacak, onu böyle yoracak ee, ellerinde bir oyuncu yok. Sezondaki mesela 7 Mart'ta oynadıkları maça bir tekrar göz attım playoff yayından önce. Özellikle zaten yine belirtmiştim başta yani Mart dönemi, Mart-Nisan dönemi takımların son halini görmek için kritik. Ben de orada tekrar bir 7 Mart'ta oynanan Memphis maçına baktım. Mesela orada öncelikli olarak Tillman'la savunmuşlar. Daha sonra Jaren Jackson Junior'a geçmişler. Jaren Jackson Jr. Jackson Jr. burada bir far problemi sokmuş Lakers. Ve e, savunmada Memphis'i düşürmeyi başarmışlar. Zaten sezonda da Lakers'ın Memphis'e iki birlik bir üstünlüğü var. E, ve burada şöyle bir sorun daha oluyor onlar için. E, Davis'e karşı yardım getirebilecekleri ...müthiş esnek bir opsiyonları yok. Mesela geçen sene Kyle Anderson Memphis'teydi. Çok faydalı oluyordu bu konuda. Ya da Melton gibi bir aktif kısa tepeden yardım getirebiliyordu. Şimdi ellerinde bu çok yok. Jeremy Morant burada çok iyi bir oyuncu değil. Bane burada aktif. Özellikle tepeden getirdiği hızlı sıkıştırmalarla top çalabilir. Sırtı dönük her oyuncudan. LeBron James'i de burada zorlayabilirler. Ama onun dışında fiziksel olarak çok yanıt verebilecekleri bir oyuncu yok... Lakers tarafına tekrar burada dönersem biraz böyle tenis maçı gibi anlatacağım bu seriyi. Lakers'te boyalı alanda çok fiziksel kalabiliyor. Şimdi buraya yanıt verebilecek oyuncular yok dedim Memphis'in. LeBron James, Davis, Vanderbilt, Hachimura burada çok aktif, güçlü, fiziksel oyuna dayalı. Rakibi zorlayıp faal aldıracak, rahatsız edecek, oraya rebound zorlayacak aktivasyonları yaratabiliyorlar. Memphis de burada zorlanacak. Keza Lakers savunması sezonda çok düşüktü tabii. Yani şimdi bütün sezona baktığımızda farklı bir takıma evrildi. Westbrook gitti. Westbrook savunmayı çok düşürüyordu vesaire. Defensive ratingleri 13'tü. Sezon biterken de 13. Ama burada bir detay var. dış şut savunmaları. Lakers'ın dış şut savunması çok iyi durumda. Rik'te ikinci sıradalar. Rakibe 34.8 ile üçlük veriyorlar. Neredeyse Boston seviyesi bir savunmaları var. Geçişte ise tam tersi. Çemberde ise çok iyiler yine Lakers burada 7. sırada, Memphis de 22. sırada. Ve yine çok çarpışacakları bir diğer bölgede burası olacak. Yani iki takımın birbirine üstün olduğu taraflar. Memphis hızlı, hareketli, geçiş üstünlüğü. Lakers güçlü, fizikli, boyalı üstünlüğü. Burada Memphis'in bir savunma e, tepkisi yok, alternatif yok ama Lakers'ın playoff'larda özellikle iyi rotasyonlar kurarsa e, burada e, geçiş savunmasını bir seviyenin üstüne çekebilir. Özellikle LeBron James'in kenarda olduğu anlarda anlardaki e, bunu iyi ayarlamaları lazım savunma açısından da. Geçiş savunmasına iyi tepki verebilir ama zaten geçiş savunmasının başladığı diğer hücum olduğu için ve hücumda top kayıplarını azaltmak yüksek yüzde şut atmak hücum rebound'u zorlayıp rakibin çıkmasını hızlı çıkmasını engellemek çok önemli opsiyonlar burada Davis'e çok büyük iş düşecek ve evet bu kadar iki takımın birbirine e, tam böyle lego parçaları gibi oturan üstünlükleri ve zayıflıkları olduğunu tekrar düşününce tahmini çok zorlaşan bir seri oluyor o yüzden şunu diyeceğim Lakers eğer Davis formunu korur Boarland üstünlüğü sağlar. Lakers fiziksel olarak e, buradaki ağırlığını koyar. Daha az yata, hata yaparsa bu seri e, 4-2 4-3 Lakers'a kayar. Eğer Memphis bir şekilde faul problemine girmez, Jarren Jackson Jr., Tillman e, ikilisini kenardan da burayı biraz besleyebilirse savunmada diri tutar ya da kısaların tepe yardımları iki sıkıştırmayla çok aktif tutar ve Lakers'ı daha fazla kayba, top kaybını hataya zorlayıp geçiş, hareketli, hızlı hücumları bulursa bir anda seri Memphis'e kayar ve hatta fiziksel olarak ilk iki maçta çok yorarlarsa ve 2-0 çıkarlarsa seri Memphis'e doğru 4-2 kayabilir. O yüzden hani bu seri çok gitgelleri olacak. Bir taraf 4-3'e gitmeden ciddi ağırlıkta koyabilir. Yani o açıdan da farklı bir seri bence diğerlerine göre. E, i̇ki takımın çok farklı özellikleri var. E, Morant'ın durumuna biraz değinmem lazım e, bu seriyi konuşurken. Tabii e, yaptığı aptallıkları çok konuştuk gündem videolarında oraya tekrar girmeyeceğim. Ama son dönemde döndükten sonra izlediğim Morant'ın biraz daha burnu sürtmüş gibi daha e, sakin, daha aklı başında oynuyor gibi duruyor. Ama bu e, tabii ki ondan %100 oldu, emin olduğum anlamına gelmiyor. E, o yüzden C.M.Orant'ın zaten geçmiş yıllarda da hadi boyalana dalıyoruz kafama göre bir şeyler yapıyorum. Biraz kameraya poz vermem lazım. Oyunundan çıkıp takımı yönlendirdiği oyuna dönerse tabii ki işler tabii onlar için her türlü değişir. Çünkü burada Luke Kennard gibi bir üçlükçü eklediler. Şu an yani tabii bu çok saçma. Playoff'ta bu kadar yüzdeli atmasını kimse beklemiyor. Şu an yüzde de atıyor yani Memphis'e geldiğinden beri. Bu biraz aşırı yani biraz az maç sayısından ve rakiplerden de e, e, böyle ortaya çıkan bir durum keza Bane, keza Jaron Jackson Jr. bunların hepsi şu Bir önce keza Dereen Brooks eğer bunları oynatacak Lakers'ın yarı sağ savunmasını işte Van Der Beek gibi iyi yardımcıları yoracak zayıf tarafa hızlı çevirebildiği toplarla işte onları oyundan koparabilecek işte LeBron James gibi yaşlı parçalarını yoracak şekilde oynatırsa seri yine Memphis'e kayar ama bunu yapmadığı anda da Lakers onları paketler. Lakers tarafında ise bence çok kritik iki isim var. Tabii ki bunlardan birincisi Reeves. Ee, Reeves çok büyük bir çıkış yakaladı. Çift taraflı kontratla gelip undrafted bir oyuncu olarak büyük çıkış yakaladı. Özellikle kenardan gelip e, oyun yönlendirmede, asist yaratmada Lakers'a çok fayda sağlıyor. Özellikle D'Angelo Russell'ın performansının gitgelleri olduğunu düşünürsek takımla hala müthiş uyumlu olmadığını düşünürsek, Reeves'in Katkısı çok önemli. Ama benim için daha önemli bir oyuncu var. O da Schroeder. Schroeder Lakers'taki özellikle o kontratını kabul etmediği sezon ve sanselendikleri sezonda zaten Davis sakatlanmıştı vesaire. Çok kötü bir görüntü çizmişti. Bu sezon öncesindeki şampiyona da Avrupa'daki şampiyonada çok iyi oynadı. Müthiş bir kılaç oyuncusu olduğunu tekrar gösterdi. Ve bu playofflara gelirken de bence o formunu koruyup üstüne koyarak geliyor. Yani Schroeder'ın Çift taraflı performans Red evet Schroeder'a ilk bakışta ya bu adamın savunması çok git geldi, güven vermiyor diyebilirsiniz. Ama iyi oynadığında gerçekten çok etkili, çok fazla deflection steal yaratabilir. Kenardan gelip özellikle birebirlerde takımı eksiltip piken and roll'lerde herkesi besleyebilir. O yüzden bence bu iki oyuncunun ekstra performansı Lakers'a turu getirebilecek tarafta. E, diğer tarafta Ja Morant'ın Kafa yapısının e, yaratıcılıkta mı yoksa bireyselcilikte mi olacağı da Memphis'i başka bir yere taşıyacak. Çok güzel bir seri olacak bence. E, keşke Adams'a Brandon Clark da olsaydı. Davis için daha zorlayıcı bir seri olurdu. Duygusal olarak baktığımda tabii şu ihtimal beni çok e, mutlu ediyor. Yani çok aslında heyecanlandırıyor diyeyim. Bir Lakers-Golden State e, eşleşmesi görmek tekrar... Artık perde kapanırken bir Curry vs. LeBron James izlemek böyle bir playoff'ta çok keyifli olabilir. Ama mantıklı baktığımızda, fiziksel olarak baktığımızda ve takımların değişken olarak baktığımızda tabii Memphis bir adım daha öne çıkıyor. Ben günün sonunda Memphis diyeceğim daha mantıklı olarak bakmaya çalıştığımda ama Lakers'ta bahsettiğim şeyleri yaparsa ve Davis artık e, düşmeden oynarsa performans olarak Lakers bu seriyi hiç beklemediğimiz kadar rahat da geçebilir. Çok şaşırtabilirler de bizi. Bence müthiş bir seri olacak. E, play Playoff'ta da böyle hani biraz seçerek izleyeyim diyorsanız zaten Memphis Lakers ve Suns Clippers serilerini bence kaçırmayın derim deyip 3-6 eşleşmesine geçiyor. Batı'nın 3-6 eşleşmesi Sacramento Kings Golden State Warriors. Evet Kings yıllar sonra playoff'a kaldı. Mike Brown yılın en iyi koçu oldu. E Mike Brown herhalde Golden State'e karşı eşleşebilecekleri Golden State açısından en kötü koç. Çünkü takım müthiş tanıyor. Her şeyini biliyor. Yıllarca onlarlaydı. Yani Mike Brown kesinlikle hak etti bu arada. Yani e, Kings'in yıllardır çözemediği birçok sorununu bir önceki sezonda doğru eklenen parçalarla beraber çok iyi çözdü onların hücumunu ligin en iyi sahine getirdi. Yani offensive rating de sezon birincisi durumundalar. Son iki haftada dokuz ama zaten son iki hafta Kings için çok anlamlı değildi. Defensive ratingde de sezonda 25. Evet hani hep şunu söyledim yani geçmiş yıllara göre kesinlikle biraz daha iyi savunma yapıyorlar. Daha çok çabalıyorlar, uğraşıyorlar. Mike Brown böyle kenardan adım adım böyle ilmik ilmik o savunmayı yükseltmeye çalışıyor. Çok zor iş sezonda bitirirken 14. sıradaydılar ama dediğim gibi yine çok anlamlı değil son iki hafta için. Onun dışında Mike Brown'la beraber çok müthiş bir hücum takımı oldular. Yani inanılmaz rahat skor buluyorlar, çok hareketliler, çok akıcılar. Bence Denver'da yani Denver'ın da önündeler bu arada ama Denver'la beraber ligin Boston, Denver, Boston ve Kings aslında bu üç takım hücumun en akıcı, en yaratıcı, en ferah aktı ve benim hem seyirci olarak yine hem coaching gözüyle en sevdiğim hücum yapılarına sahip takımlar. Kings burada bir de üstüne ekstra çok iyi yaptığı bir şey var. Clutch sayıları 11.5 sayıları var burada ve birinci sıradalar burada ciddi bir net rating farkları var. özellikle dördüncü çeyrekte kendi net ratinglerini çok iyi arttırıyorlar. Üçlük isabetinde yaklaşık 14 isabet buluyorlar maç başına. Burada 5 sıradalar tabi burada Sabonis'in çok büyük katkısı var. Çok hareketli bir uzun olması, piken çok hareketli oynaması, pas e, dağıtımının çok önemli bir parçası olması ve Fox'ta müthiş bir uyum yakaladılar. Fox'ta clutch points'te inanılmaz e, faydalı. Bir de, bir de keza burada üstüne kenardan Monk'tan çok ekstra alabiliyorlar. Eee Ke, yine buna ek olarak faal isabeti bulmada da 19.8 isabet Golden State 16.6 buluyor. Burada da Golden State'e karşı mesela net bir farkları var. Neden bunu söylüyorum? Bu seride de böyle kulaça kalabilecek çok maç olacak. Çünkü Golden State de Kings'e yanıt verebilecek o eski şaşalı savunmasına şu anda sahip değil. Şimdi burada bir Steve Kerr'e ufak bir parantez açacağım. Steve Kerr herhalde ligin e, bu kadar iyi olup da bu kadar bahtsız olan koçu tek koçu olabilir. Yani e, yıllardır istikrarlı, işte en önemli oyuncunun kaybetti, her sene Green'in kafa ütülemesine katlandı, Durant'ler geldi gitti. E, çok ciddi yerlerden takımı döndürdü mental olarak. E, birçok oyuncu develop etti, birçoğunu kazandırdı. Kimsenin yüzüne bakmayacağı oyuncuları lige, takıma kazandırdı. Wiggins gibi bir oyuncuyu bambaşka bir çehreye büründürdü. Yani kilit oyunculardan bir haline getirdi. Tabi bunu tek başına yapmıyor. Orada kurduğu ekiplerin de hakkını vermemiz lazım. Hem GM tarafında hem Steve Kerr tarafında. Çok iyi e, coach staffları kurdular. Ama burada da bir yöneticilik var. Yani Steve Kerr'ın sadece teknik taktik yöneticiliğinin dışında. Bütün bu staff, oyuncu development'ı, mental yönetim konusunda çok başarılı. Bir yandan da çok bassız. Hep dertli oyuncular, dertli süreçler, hep Warriors'ı böyle en tepeye getirip sonra düşüşlerden alıp tekrar oraya çekmeye çalışmak çok yorucu. Yani hep bir yerde kalmak tabii ki farklı bir yoruculuğu var. Hep bir seviyede kalmanın ama bu kadar gitgerrler, sakatlıklar, mental breakdown'lar, işte en son Wiggins'in babasının rahatsızlığının ortaya çıkması, gelmesi, dönmesi, işte Gary Payton dönerken sakatlığının çıkması, geçen seneki Özellikle savunma opsiyonlarını, Otto Porter Junior gibi bir opsiyonu kaybetmeleri vesaire Hep bunlarla uğraşıp takım bir seviyeye getirmekle e, hayatını geçirdi. Yine çok zor bir sezon onun için. Yani ligi 6. girip belki de eşleşebilecekleri en iyi takımla eşleştiler onlar açısından. Ama bir yandan da ligin en iyi hücum takımı ve onları çok iyi bir tanıyan koçla eşleştiler. E, bu yüzden yine zor bir seri olacak. Ama e, Golden State'in Steker önderliğinde... Özellikle Wiggins'in de biraz böyle birkaç maç sallansa da savunma tarafında 2 e, iki maç, üç maç sonra iyi katkı verebileceğini düşündüğüm bir seri oynamalarını bekliyorum. Yani Golden State ile ilgili ama savunması dediğim gibi işte en büyük sorunu. Yani normalde baktığımızda offensive rating sezonda 8 son 2 hafta ikincilerdi. Bu biraz daha Golden State için anlamlı ama rakipleri tabii yine rotasyona döndü. yıldızları oynatmadı. Steve Kerr e, form tutmak için Golden State'in ritmini e, yükselterek playoff'a girmesini istediği için herkese oynatmaya devam etti. Defensive Rating'de de sezonda 12 e, sezon biterken birinci sıraya geldiler. Ama dediğim gibi biraz da rakiplerin rörentiye e, rotasyona dönmesinden dolayı oldu bu. Assist ortalamasında %29.8 hala liderler. Üçlük isabetinde 16.6 isabetle liderler. Ama işte geçmiş e, Golden State'lere göre bu son 2-3 yılın Golden State hep farklı olduğunu söylüyorum. En büyük farklardan biri de e, daha hareketli, daha e, yüzdeye bakmadan daha fazla dış şut deneyen, daha tempolu kalmaya çalışan ve bunun en büyük götürlerinden birinde göz alan yani top kayıplarını göz alan bir Golden State var. Burada 16.3 top kaybı yapıyorlar. Bu konu ligin en kötüsü konumundalar. Ha Burada Kings'in e, müthiş bir savunması yok ama bu Kings için işte avantajlı. Yani Golden State kendi kendine Kings'in kötü savunmasının ekmeğine yağ sürebilir. Ve Kings zaten çok hızlı oynayan, geçişi rahat bulan, yarı sağda hareketli oynayan bir takım. E, ve Golden State... Altın tepsi de bunu sunarsa seriyi bir anda Kings'in lehine çevirebilir. Şimdi burada şundan bahsettik işte savunmada geçen seneki opsiyonlar Igadala da oynuyordu. Otto Porter Jr. da oynuyordu. Gary Payton çok formdaydı. Wiggins çok formdaydı. Çok iyi savunma opsiyonlarıyla rakiplerini durdurmayı başarıyordu Golden State. Şimdi bu sene burada e, J. Michael Green ve Kuminga'yı kullanıyorlar. Wiggins döndü ama ne kadar formda olacak belli değil. Gary Payton ciddi bir sakatlıktan döndü. Gary Payton 2 ne kadar formda olacak belli değil. Bu belirsizlikler bence körü baya terletiyor. Evet Golden State kağıt üstünde nispeten zayıf bir takımla eşleşmiş gibi dursa da Kings tarafında ve savunması da aslında Golden State'i durdurabilecek seviyede olmasa da müthiş bir hücum takımı oldukları için elindeki opsiyonların darlığı daha da gözümüze vurulacak gibi duruyor. Burada Golden State için bir diğer sıkıntı da yine Jordan Poole. Jordan Poole da biraz burada. Ben onu e, tabi oyun yapısı olarak falan değil de kafa yapısı olarak biraz Trae Young'a benzetiyorum. Trae Young gibi iki taraflı. iki taraflı keskin bir bıçak Jordan Poole'da. İyi oynadığında kenardan gelip çok ciddi katkı verecek ve hem Curry hem de Clay'i çok rahatlatacak bir oyuncu. Ama gerçekten clutch'ta çeyrek sonlarında, maçın kritik anlarında gereksiz özgüveni de onu çok ciddi hataya zorluyor. Hatalara götürüyor pardon. Ve çok fazla top kaybı yapabiliyor. Takımın hücum ritmini bozabiliyor. Curry özellikle oyundan düşürebiliyor Yani yer, yer bazı maçlarda bunu görmüştük. O yüzden Pula burada çok güvenemiyorum. O biraz sıkıntılı. Ama eğer kafasını biraz daha değiştirip stabil kalabilirse, o top kayıplarına uzaklaşırsa Rahatlığı bir Golden State. Diğer tarafta Kings mesela burada birbirine daha güvenen bir takım. Ee, özellikle Sabonis e, herkese çok büyük bir güven açılıyor. Darren Fox zaten herkes onun eline klaştan et güveniyor. Kendini burada zaten sezon boyunca en iyi oyuncu e, konumuna getirdi. O yüzden e, yine birbirine giren bir önceki serilerde anlattığım gibi Memphis Lakers olduğu gibi Birbirine Lego gibi oturan, birbirlerine karşı zayıflıkları ve üstünlükleri olan bir eşleşme Golden State-Kings eşleşmesi. Evet Fox'tan bahsettik. Fox harbiden lavabo aç gibi. Yani e, Kings'in her tıkandığında, hücumda her tıkanmasında orayı açacak, orayı parçalayacak. E, ve etrafına ciddi şut imkanı yaratacak. İyi var etrafında. Hörter gibi, Monk gibi. Hatta Sabonis bile dışarı çıkabiliyor. Bunlar ciddi avantajlar. E, bunları çok 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 iyi kullanabilirler burada en kritik oyuncu sanki Harrison Barnes gibi duruyor Harrison Barnes da bilmiyorum hani Golden State'e karşı ekstra bir bilenir mi çok emin değilim yine kenardan gelen uzun opsiyonları da hiç fena değil tabi burada Green'e özellikle savunmada yanıt verebilirler yani Green'in 5'e geçtiği anlarda Sabonis Boyalı alanda diğer rigin gelenekselleşmiş uzunlarına göre onlar çemberde iken dışarıda zayıflıyor demiştik. İşte Brook Lopez gibi, Embiid gibi oyuncular. Sabonis tersi. Sabonis dışarıda daha iyi. Yani Green gibi daha tepede oynayan, burada pas yaratan oyunculara karşı savunmasını daha iyi kullanabilir. Burada onu oyunun yönlendirmesini engelleyebilir. Buradaki etkisi çok kritik. O yüzden Sabonis'e karşı Green'in belki de belki de onu biraz daha Low Post'ta itip Low Post'ta dıştan içe atletik ataklarla işte Kuminga'yı Wiggins'i oraya sokarak böyle Sabonis'i daha zor durumda bırakacak toplarla takım arkadaşlarını besleyebilir. Körün buradaki stratejisini çok merak ediyorum. Yani Sabonis'i savunmada nereye çekecekler? Evet dışarı daha etkin, boy alanda daha düşük ama... ...onu dışarı çekmekte boyalı alanı komple boş bırakıyor. Bu da başka bir tercih. Tabi burada daha hibrit stratejiler belirleyecektir kör ama... sabon ise karşına yapacağını da çok merak ediyorum. Evet seriye genel olarak baktığımızda... ...belki de Golden State yerine mesela burada işte Denver olsaydı... ...ya da işte Minnesota olsaydı Golden State'e... ...pardon Sacramento Kings'e karşı daha avantajlı olabilirdi. Neden? Çünkü boyalı alanda... E, ...yetenekli, orada üretebilecek, düzenli üretebilecek... ...oradan oyun yönlendirebilecek bir uzunları yok. Yani Kevin Lino oyuncu değil. Green oyuncu ama Green doktor de baskın değil skor üretimi tarafında. O yüzden bu serinin de ben e, çok... ...hücum tarafında tıkanacağını... ...yani e, Golden State'in eski savunma performansına dönebilirse... ...bir şeyler yapabileceğini ama onların da özellikle sağ avantaj olmadan... Ki bu sezonu e, Deplasman maçlarında berbat geçirdiler. Yani Golden State'in herhalde Deplasman'daki en kötü sezonuydu. Deplasman galibiyet olarak. E, çok zor bir seri onları bekliyor. Orayı düşürmeleri savunmalarını arttırmalarından geçiyor. Hücumda birebir kılıça kaldıklarında o Kings açıkçası bir adım önde. E, evet ama burada şunu da belirtmem lazım. Eğer Golden State özellikle ilk iki maçta Deplasman'dan o bir galibiyeti çıkarabilirse evinde maç kaybetmez. Evinde maç kaybetmezse de bu seriyi 4-3'le geçebilir ama deplasmanda kazanamayıp 2-0'la gelirse bunun mental ağırlığını kaldırabilecekler mi merak ediyorum. Çünkü Wiggins hazır değil. Clay'in gitgileri çok fazla bu sezon. Green burada biraz daha öne çıkması gerekecek Curry ile. Tabii Curry'e tekrar tekrar girmiyorum. Yani Curry zaten şu anda yine müthiş durumda özellikle Mart Nisan izlediğimizde çemberde de müthiş oynuyor. Sadece dışarıda oynamasının yanında çember atakları da e, inanılmaz etkin durumda. Şu an %42.7 ile üçlük atıyor. 2 sayılıkta de atıyor. E, yani, yani Curry'i tartışacak konuşacak bir şeyimiz yok. Curry tabii ki bu seriyi Golden State'le beraber yükselerek alabilir 4-3'e götürebilir ama dedim gibi ilk iki maçtaki o bir deplasman galibiyeti özellikle de bu seneki Golden State profil için çok önemli olacak. Ee, bakalım sonuç olarak e, Golden State bir adım öne çıkabilecek mi Curry'le beraber? Özellikle Sabonis ve Darren Fox'un savunması ve onların e, savunma tarafında zaaflarına yönlendirmesi bakımından Steve Curry'nin stratejisi ne olacak çok merak ediyorum. Mike Brown Keza Kings'i... Golden State'de özellikle Curry, Klay Thompson ikilisini savunmada nasıl yönlendirecek? Bu seri çok e, ateşli geçecek. Eminim çok fazla yine burada da New York, Knicks, e, Cavaliers serisinde olacağı gibi çok fazla clutch maçı izleyebiliriz. 4-3 ufukta gözüküyor. Golden State ilk iki maçtan bir tane çalarsa 4-3 hatta belki 4-2 ile bu seriyi götürür. Ama çalamazsa ve Golden State'ten bir sürpriz çıkarsa da hiç şaşırmayacağım. Evet geldik videonun sonuna ve son eşleşmemize. Ve belki de bu sezon beni en çok strese sokan dün geceden beri bu, bu seriyi düşünüyorum. Ya yani Yatarken bile bunu düşündüm. Herhalde bu iki takımdan birinin koçu olsam dev strese girerdim. Saçım falan dökülürdü. Gerçekten çok zor bir seri. Şimdi birazdan detaylarına gireceğim. Ee, gerçekten kafa yormaktan yoruldum bu seriye. Ve bir kritik konu var. Hemen ondan bahsedeyim. ...Paul George'un durumu... ...yani son güncellemelere... ...baktığımda... ...Paul George'un ilk turda oynama ihtimali... ...hala vardı ben son baktığımda... ...ama ilk iki maçta kesin olmayacak gibi... ...gözüküyor ama yine de kesin bir dönüş... ...vermiyorlar. Lou'nun son açıklaması... ...yani onu zor durumda... ...bırakacak ya da onu... ...sakatlığını arttıracak... ...bir şekilde zorlamayız... ...diyorlar. Benim... ...bende uyan, uyanan intiba... Bu turda bence olmayacak. Yani... E, hoş belki serinin gidişine göre 2-2'ye falan gelirse seri... 2-2 giderse... Belki 5. 6. maçta görebiliriz. Ama... E, bana hala zor geliyor. Ama yarı finalde konferans yarı finaline kalırlarsa... Orada dönme ihtimali çok yüksek deniyor. Şimdi bunu bir önceden söyleyelim. İkinci olarak... Bir de şunu söylemem lazım. Şimdi... Phoenix Suns çok konuşuluyor, Durant çok konuşuluyor. Ben de e, sezonun son günden videosunda Durant'in burada çok e, acayip işler yapabileceğini, özellikle de playofflarda bu bu playof'da son bir perde olarak çok ekstra işler yapıp Suns'a çok acayip katkı vereceğini düşünüyorum. Ama aması çok büyük aması şu: Sans da Suns ve Durant'i biz sadece 8 maçta gördük. Ve bu 8 maçta en ciddi 3 maç gözüken iki Denver 1 Minnesota maçı oynadılar. 2 Denver maçında da yok hiç oynamadı. Bu maçları kazandılar ama ortaya çıkan tabloda... Yani tam böyle yine e, eski bir Türk televizyonu tabiri olacak. Böyle Türk takımları... E, işte böyle fazla ünlü olmayan Avrupalı takımlarla eşleşince... Rakip tam kapalı kutu geyiği yapılırdı. Yani Phoenix bütün oyuncuları bireysel olarak tanıyoruz. Phoenix'i biliyoruz ama bildiğimiz Phoenix trade'den sonra işte Michael Bridges gibi Cam Johnson gibi oyuncuların artık ayrıldığı ve o e, inanılmaz defensif korda yardım korunu kaybeden, kaybeden bir takım bir yandan. Hücum yapısı Durant'le beraber daha farklı olacak. Bir yandan da hiç beraber izlemedik neredeyse. Yani bu 8 maç birlikte gördüğümüz 8 maçta bize çok bir şey sunmuyor. Bu açıdan Suns tam bir kapalı kutu oldu benim gözümde. Yani playoff'larda ne yapacaklar? Ee, bu kadar e, önemli parçaları kaybettiler. Üstüne kenardan getirebilecek oyuncuları çok zayıf. Yani işte Torrey Craig, Bionbo, Cameron Payne, Terence Ross, TJ Warren gibi oyuncular var. Bunların performansları ya bir tek Bionbo'yu biraz ayırabilirim. Onun e, çember savunması yine stabil. Hani Aiton'un yerine geldiğinde... Ondan ne alacağınızı az çok biliyorsunuz. Ya da Cameron Payne'den sakatlanmazsa ne alacağınızı az çok biliyorsunuz. Ama diğer oyuncular çok riskli. Savunma çok riskli. Bu takımı bir arada görmedik. Ee, nasıl oynayacaklar? Kritik giden maçlarda kim ne kadar saçmalayacak? Kim ne kadar birbirine alan açacak? Chris Paul Durant'in oyun yönlendirme katkısı nasıl bölünecek? Bu birebir oyunlara çok hapsolurlarsa rakip savunma rahatlayacak mı? Ya da işte Clippers'ın özellikle zaten şimdi biraz ona gireceğim. Matchup zorluğu en yüksek olan seri belki de bu. Ee, rakibe karşı nasıl yapacaklar bu matchupları? Çok merak ediyorum. O yüzden çok riskli bir seri bu bu şehirleri baştan düşerek bu seri konuşmaya başlayalım. Şimdi matchup'lardan girelim. Matchup'lar e, şu an gözüken tabii ki Luda, e, da ufak değişiklikler yapabilir ama Williams'ın çok bir şey yapacağını zannetmiyorum. Zaten çok opsiyonu da yok. Ama belki Lou ilginç şeyler deneyebilir. Ama şu anda görünen e, beşler şu şekilde. Russell Westbrook, Eric Gordon, Kawhi, e, Batum ve Zubac. Clippers 5'i. Diğer tarafta Okogi, Chris Paul, Booker, Durant ve Aiton'da Sans'ın 5'i. Şimdi buradaki match-uplarda tamam zaten Russell saklayacağız. E, Okogi gibi e, hücumda daha atletik kalan vs. statik şut oynayan, köşe şutunu oynayan ee, Okagi ile Rasa eşleştirmeleri en olası ihtimal gibi duruyor şu aşamada. Onun dışında Eric Gordon, Chris Paul eşleşmesi, Kawhi, Booker, Batum, Durant eşleşmesi olabilir ama burada kritik olan şu. Lou ve Kawhi'nin e, şuna karar vermesi lazım ki Kawhi'ye burada hemen parantez açacağım. Kawhi özellikle ligin son bölümünde Clippers'ı izlediğimde eski savunma performansına dönme ışıkları veriyor. Çok aktif, çok agresif. Ee, o kulacını, o kürek gibi ellerini kullanmaya başlamış rakibin dibine giren daha inanmış Kava'yı görebiliyoruz o Spurs dönemine yakın Kava'yı görebiliyoruz o Kava'yın savunması Durant'e zorluk çıkartabilir geçen seneye hatırlayalım özellikle Tatum ve Jalen Brown ya da Grant Williams'ı da oraya sokup Durant'e karşı çok iyi bir savunma yaratmışlardı. Keza Milwaukee'de e, Takırı kullanarak Durant'a karşı iyi bir savunma yaratmıştı. Ama özellikle Boston'ın yaptığı o yardımlı bire bire e, Horford'da falan çok iyi yardım getirerek Grant Williams'da çok iyi yardım getirerek yaptıkları savunma iyiydi. İşte burada Clippers'ın elinde Durant'ı savunacak opsiyonlar var. Kawhi, Bottom ikilisi. Burada çok önemli olabilir. Ama işte bir sıkıntı şu, çok alternatif yok. Şimdi burada Paul George sakatlanmamış olsaydı ben burada Paul George'un hücum katkısından çok savunma katkısından bahsedecektim. Özellikle Durant'sin savunmada Paul George da çok iyi bir opsiyon olacak dediniz. Şimdi baktığımda hani kenardan getirebilecekleri yani Covington şu an rotasyon ana parçası değil ama girip çıkıyor duruma göre. Covington'ı burada belki aktive edebilirler Batum'la beraber bilmiyorum. Yani ne yapacaklar orada çok sıkıntılı bir e, durum var. Yani neyi tercih edebilirler, ona bakmak lazım. Tabi burada bir opsiyon daha var. O da Marcus Morris. Marcus Morris'in e, London son açıklamalarında e, sağlıklı olduğu ve döneceği söylendi ama e, tabi onun da rotasyondaki durumu eşleşmede göreceğiz. Şimdi bu opsiyonlar arasında baktığımda tabi Morris en formda isim değil ama Durant'i savunabilir mi? Savunabilir. Keza e, Covington belirsiz ama savunabilir mi? Savunabilir. Ama ana çıkan ana öne çıkan oyuncu burada Batum ve Kawhi. E, burada Morris'in daha rotasyona gireceğini düşünürsek ve formda olabilirse Lunel'i rahatlar ama formda olamazsa ve Durant'e burada yanıt veremezlerse sıkıntıya düşecekler. Tabii doğal olarak e, savunma tarafında e, Ras'ı üzerine çekmeye çalışacak bütün oyuncular. Chris Paul da Booker'da, Durant'te bunlar üçü de çok üçü pardon ikisi çok büyük tehdit. Chris Paul'un artık biraz hücumda e, hücumda top kullanma opsiyonlarını kesinlikle bu iki önce bırakması lazım. Zaten rotasyon geldiğinde belki de rotasyon oyuncuları da sağda kalıp onlar onların daha rahat boş şut e, atmasına yardımcı olması gerekiyor Chris Paul'un. Yoksa hücumda yani bunu burada hiç şansı yok. Yani Finallerde bunu çok yaptı zaten onu çok tartıştık yani o kritik anlarda kulaçta yaptığı top kayıpları maçın kilit anlarında maç içerisinde kilit anlarda yaptığı hatalar zaten takımı çok kötü yerlere götürdü Sans tarafında ve o, o en tepeye bir türlü erişemediler. Şimdi burada onu yapma şansı hiç yok o yüzden burada ana opsiyonlarımız Booker ve Durant ve onların savunması. Yani Aiton'u bile burada çok katmıyorum. Yani Zubac-Aiton eşleşmesi çok kafa kafaya bir eşleşme. Ki Zubac'ın boyalı alan savunması çok daha iyi. Drop'ta e, tabii o sıkıntı yaşayacak. Özellikle Durant, Booker ikilisi, Zubac, Westbrook ikilisini çok karşısına almaya çalışacak. Burada da Lu'nun e, opsiyonları yine fena değil. İkisini de kenara alıp Batum, Morris, e, Kawhi gibi bir üçlü oluşturup Burada kısa bir savunma rotasyonu kurabilir. Bunu kurarsa tabi Montenius buraya Aiton'a atabilir. Burada tabi yine bir çarpışma yaşanacak. Aiton'ı atsalar bile Aiton'un fiziksel üstüne yanıt verebilir. Clippers tabi yine burada keşke Paul George olsaydı diyecek bence. Tyron Evet geçmiş sezon deneyimleri dedim Sans'la ilgili. Yani o deneyimlere baktığımda çok daha iyi savunmacılar. Evet ee, Clippers'ı elediler mi? Kava yoktu tabi o Clippers'ta son toplarda çok daha avantaj yakaladılar mı? Fiziksel olarak yakaladılar ama yani Bridges ve Cam Johnson gibi iki tane önemli savunma opsiyonu yokken Okogi ile Craig ile falan bu işi çözebilecekler mi? Durant ne kadar bütün playoffları hücumda bu kadar etkin oynarken savunma performansı olarak ne kadar üst seviyede geçirebilecek? Booker keza Dallas serisinde geçen sene oynarken Dallas savunması onu yok etmişti. Savunmada onun hiç yanıt veremediği maçlar oldu. O keza ne kadar buraya girebilecek? Yaşlanmış bir Chris Paul ne kadar iyi savunma yapabilecek? Sans tarafında çok büyük sorunlar. Tabii ki Paul George olsaydı Clippers için kafamda daha net bir Clippers 4-2, 4-3 diyebilirdim. Şimdi Paul George olmayınca e, ve ne zaman dönünce de belli olmayınca işler değişiyor. Ama match-up'lara baktığımda, işte geceden beri bunu düşünüyorum. Match-up'lara baktığımda İşler değişiyor. Şimdi burada bir parantez daha açacağım. Matchuplara girdiğim için. Lu'nun Westbrook'la ilgili bulduğu birkaç iyi şey var. Bunlardan birincisi Westbrook'u e, screen olarak kullanmak ve çemberi atletik bir oyuncu olarak devirmek. Bu işe yarıyor. E, bunu kullanabiliyorlar. Burada belki özellikle onun eşleşmelerine göre e, Sans'ın onunla kurduğu matchuplara göre kullanabilirler. Keza onu mutlaka hücum reboundlarına sokuyorlar. Burada yine atletizmiyle hücum reboundu ikinci şans yaratma opsiyonları istiyorlar. Ve maçın son kısmında da kullanmayabiliyor. Bu da çok önemli. Westbrook bunu kabullenmiştir duruyor. Çünkü Westbrook biraz işi şeye çekti tabi. Gurur meselesine çekti. Ya ben faydalı olayım da sahada. Ne olursa olsun'a çekti. Ve boyalı alandaki bitiricilik yüzdesi de artmış durumda bu yüzden. Onu daha fazla topsuz çembere katçı olarak kullanabiliyor. Bu da e, Kavay'ın tamamen oyun yönlendiren yapısını besleyecek bir şekilde. Şimdi buradan da ona geçeceğiz. Özellikle son döneminde sezonun ki Paul George da bu yönde bir açıklama yapmıştı. Ya Kavay artık bu takımın lideridir. E, biz de ona biat edeceğiz falan gibi bir yere getirdi. Bu çok okey. Kavay gerçekten e, Toronto döneminden de farklı. Daha Suns, Spurs'e yakın savunmaya çıkmıştı diyordum zaten hücum yönetimi olarak da daha fazla sorumluluk aldığı özellikle tepeden drive edip sırtını döndükten sonra yüzü, dö yüzü dönük bir şekilde rakibini eksilttikten sonra oyunu iyi okuyor, iyi besliyor çok aktif kalıyor burada bütün takım arkadaşlarını kolluyor bu müthiş. Yani bunu oynayabilirse ve bunu Sans kimle durduracağını bulamazsa ki burada ben bir, yani muhtemelen Okogi ile savunmak isteyecekler onu. Kenardan Craig'le savunacaklar o rotasyonda. Belki sağ içinde Durant'i deneyebilirler. Onun dışında gerçekten opsiyonları yok. Yani Durant mi daha kolay durdurulabilir? Clippers tarafından. Yoksa Kawhi mı Suns tarafından daha kolay durdurulabilir? İşte bu eşleşmenin anahtarı bu sorunun cevabı olacak. İki koçun da ben rüyalarına girdiğini düşünüyorum bu serinin. Çok zor bir seri olacak. Çok kapışmalı bir seri olacak. Ya yani ben bile stres olduysam koçları düşünemiyorum. Ha diyeceksiniz ki oğlum sen niye stres oluyorsun? <laughs> Bilmiyorum çok takıldım bu seriye. Çünkü çok eğlendirdi beni bir yandan da çalışırken. Yani maçlarını izlerken, istatistiklerine çalışırken gerçekten çok eğlendim. Hatta şu detaylardan da bahsedeyim. E, Clippers yine bench sayılarında 41,5 sayıyla 3. sırada ve 38,5 %38,5'le üçlük atıyor bu bench rotasyonu. Normal üçlük yüzdesinde de ile 3. sırada Creepers. Sans %37.4'da 7. sırada. Yani burada yine üçlük yüzdesini kısma tarafında kimin savunması öne çıkacak? Yine burada yine Terence Mann'i de iyi bir savunma parçası olarak buraya katabilir Clippers, Sans'ın yine burada çok bir opsiyonu yok elinde. Yani yine PG'nin yokluğuna geliyoruz. Paul George'un yokluğu tabii ki Sans için bir avantaj. Belki ekstradan burada işte playoff'un bir noktasında Şamet'i kullanabilirler. Rendale'ı kullanabilirler. Ama bunların hiçbiri seriyi öne taşıyacak oyuncular değil. Ya çok matchup'lara bağlı, çok ince detayların, savunma detaylarının, çok ince matchup detaylarının, hücumdaki e, spacing detaylarının çok değiştireceği bir seri. Spacing detayından kastım da Westbrook'un konumlanması, Chris Paul'un e, bu spacing'de Booker ve Durant'e göre konumlanması, onlarla uyumu, rotasyonla uyumu. Tabi bu rotasyon bence işte Montelius'un kafasında işte bir arada oynamadıkları için müthiş de oturmadı. Yani Durant'i tek bırak, bırakamaz. Yani hep Durant, Booker, Chris Paul üçlüsünden ikilisinin bence sahada olması lazım. Eğer ikili hep sahada olursa çok yıpranabilirler. Tekini bıraksalar kenardan getireceği dört tane müthiş oyuncu yok çok e, tıkanabilir yani burada ama bir yandan da şundan da bahsetmem lazım. Yani Durant'in de yüzdeleri şu an saçma sapan ama bahsettiğim o 8 maç ve rakiplerde bu yüzdeleri biraz yol açan takımlar tabii. Yani üçlük yüzdesi %53 e, yüzde %53'te, true shooting yüzde %67'de, boyalı alan isabeti yüzde %68'de, e, orta mesafede yüzde %56 ile atıyor. Ve %92'de faal atıyor. Yine de şuna değinmem lazım. Bu tabii benim kişisel biraz daha bakış açım. Durant'ın ben orta mesafeye hapsolmadığı opsiyonlarda Sans'a seriye getireceğini düşünüyorum. Yani Durant ne kadar yüzdeli ve fazla üçlük isabeti, yüzdeli bir şekilde fazla üçlük isabeti bulursa bu serinin ibresini Sans'a kaydırır. Kaydırır. Çünkü Sans'ın, pardon Clippers'ın onun boyalı ana yaklaştığı, üçlüğün içine girdiği Durumlarda yardım, birebir savunma opsiyonları var ama açarsa spacing'i buraya Booker girebilir. Özellikle Durant'in besleyiciliğiyle. Ee, buraya atletik olarak ee, Craig'i sokabilirler. Okogi'yi sokabilirler. Burada Aiton'ı kullanabilirler. Yani Durant'in Aiton'a da boyalı alanda ee, bir esneklik kazandırma şansı olabilir. Booker'da keza aynı şeyi yapabilir. Booker ve Durant'in üçlük isabeti ve yüzdesi bu serin serinin ibresini bence Sansa kaydıracak. Clippers'a kayma tarafı ise şu şekilde olacak. İyi maçlar, Westbrook'un süresinin iyi kullanımı ve Westbrook'un normal sezonun sonundaki işte devrilen oyuncu, hücum bağıntı zorlayan oyuncu, çemberde bitiren oyuncu formunu korumaları. Duren savunmasındaki opsiyonlarının form durumu. Ve yine onların da onlar için önemli olan üçlük dış şut yüzdesinin önemi ve tabii ki Kavay'ın oyun yönlendirme becerisi. Yani inanmış bir Kavay e, bu seriyi Clippers'a getirir. Bu yapı Clippers'a getirir. Ama Lou ve Monty Williams'ın da bu seride başı çok ağrıyacak. Ne yalan söyleyeyim hani gerçekten net bir şey söylemek çok zor bu seriye. Paul George olsaydı 4-3, e, 4-2 Clippers'a çok daha yakındım. Paul George'un dönüş ihtimalinin zorluğu, burada Durant, e, Booker'ın performansının nereye gideceğini bilememem. Sansa da burada öne çıkartıyor ama ben günün sonunda e, Clippers'ı bir adım önde görmeye devam edeceğim. Paul George dönse de dönmese de çünkü Durant'e karşı savunma opsiyonları bence çok daha avantajlı. Chris Paul'un form durumunun düşük olma ihtimali çok yüksek bu seride. Ve dediğim gibi Sans'ı görmedik. Yani Sans'ı görmüş olsaydık belki... Daha doğrusu Durant'lı Sans'ı bu... Çok ciddi rakiplere karşı oynanmayan 8 maç dışında görmüş olsaydık... Çok daha farklı şeyler söyleyebilirdim. Bir yandan da Durant'ı şu açıdan da güven güvenmek istiyor bence seyirci. Ki ben de oradan güveniyorum. O son perde konusu var. 2 senedir çok sallanıyor. İşte Box'a takıldı, Bastın'a takıldı. Hep bir yere kadar gitti... Brooklyn'de Kyrie oynamadı. Harden sakatlandı. Ona rağmen e, takımı bir yerlere getirdi. Kyrie oynarken Boston'a karşı süpürüldüler bir yandan. E, çok 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 zor eşleşmeler onun için. Bunu kırmak isteyecek. E, hani bir yandan da kafası rahat. Yani şunu duymak ondan bir açıdan değil. Ben Legacy falan artık saldım. Benim için an ben çıkacağım oynayacağım demesi aslında Durant'i çok ürkütücü bir hale getiriyor. Yani Durant cidden bu seriyi inanılmaz yüzdelerle götürür. Clippers'ın bütün savunma e, cevaplarına karşılık verirse tabii ki Sans bu seriyi e, Clippers'ın aksi olarak 4-2-4-3'te de geçebilir. Ama daha zor bir ihtimal gibi duruyor. Deyip evet playoff analizini bu sezonda bitirdik. Girişi yaptık. Bundan sonrası daha güzel olacak. Şimdi takımları ilk turlarda izleyeceğiz. E, canlı yorumlar gelecek. Bundan hep bahsediyorum. İlk turda da yapmak istiyorum açıkçası. Hafta sonuna gelen erken maçlarda ya da kritik gece maçlarında canlı yayınlar olacak. Bekleriz. Bu canlı yayınlar ne zaman olacak? Hangi maç olacak konusunu kaçırmamak istiyorsanız da hem kanala abone olun. O çana var çan çan var çana tıklayın. Instagram'dan Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Oradan da bildirimler atarız. Zaten finallere geldiğimizde artık çok e, yoğun bir iki ay zaten playofflara beraber. Bir buçuk iki ay yaşayacağız. Finallerin tamamına bir aksilik olmazsa zaten canlı yorum yapıyoruz. Onun dışında arada yine e, canlı yayınlarda playoff'ların gidişatını konuşacağız. Serilerin gidişatını konuşacağız. Artık daha maç odaklı, istatistik odaklı... Maçların içinde, serinin içinde olan değişkenleri konuştuğumuz yayınlar, videolar gelecek. Buraya kadar sabredip dinlediyseniz de vallahi çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Playofflarda sık sık görüşeceğiz. Bay bay.